Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere pastane usulü simit tarifi vereceğim. Hamur için gerekli olan malzemelerimizi sayarak başlayayım. Bir paket kuru maya. Yaş maya ile yapacaksanız bir paket yaş mayanın yarısını kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı sıvı yağ, 7 su bardağı elenmiş un. Bunlar hamur için gerekli olan malzemelerimiz. Üzeri için gerekli olan malzemelerimiz yarım çay bardağı üzüm pekmezi veya dut pekmezi veya harnut pekmezi de olabilir. Elinizde hangisi varsa yarım çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı su, bir yumurtanın akı ve yarım çay bardağı kadar kavrulmuş susam. Hemen karıştırma kabımı alıyorum ve hamurunu yapmaya başlıyorum. 1 su bardağı ılık sütümü karıştırma kabıma boşaltıyorum. 1 su bardağı ılık suyumu da boşaltıyorum. 1 paket kuru maya. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, şöyle çiliyorum ki şöyle bir karıştırıyorum mayamız aktifleşsin, kabarmaya başlasın. Evet, hem şekerimiz erimiş oluyor bu sayede hem mayamız aktifleşmiş oluyor. Şöyle şekerimizi eritelim. Evet, mayamız ve şekerimiz eridi. Şimdi tuzumuzu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı. Yarım su bardağı sıvı yağ. Tekrar karıştıralım. Tuzumuzu eritelim. Evet. Şimdi unumuzu azar azar ilave edelim. Unumuzun hepsini birden katmayalım. Evet. Şöyle. Her unun kalitesi aynı olmadığı için katacağımız un bardak sayısı da değişebilir. Normal standart su bardağıyla 7 su bardağı un eledim. Bu şekilde azar azar ilave ediyoruz. Elinize yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Eğer 7 su bardağı un yetersiz gelirse yavaş yavaş ilave ederek çoğaltabilirsiniz ununuzu. Veya az da yetebilir. 6 su bardağı da yeterli gelebilir. Onun için dikkatli ve kontrollü un koyalım. Unumuzu yedire yedire böyle azar azar ilave edelim. Sürekli karıştıralım. Evet, hamurum hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yumuşak. Şöyle. Şimdi 1 saat kadar hamurumuzun tepsiyle kapatalım veya streçle saralım. Ve 1 saat kabarması için bekletelim. Hamurumuzu dinlenmeye bıraktım. Şimdi biz pekmezli suyumuzu hazırlayalım. Yarım çay bardağı pekmez. Bir tabağa boşaltıyoruz. Yarım çay bardağı su ve bir yumurtanın akını ilave ediyoruz. Çatalla şöyle karıştırıyoruz.
birbirine girsin iyice bütün malzemeler. Yumurta beyazı ve pekmez, pekmezli su daha doğrusu, simitimizin gevrek olmasını sağlayacak. Evet, şöyle 2 dakika kadar karıştırdım ve pekmezli suyumuz da hazır. Şimdi hamurumuzun kabarmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, simit hamurum görmüş olduğunuz gibi şöyle kabardı, yeterli. 2 katına ulaştı. Şimdilik yeterli. 1 saat kadar beklettim. Şöyle göstereyim tekrar. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle havasını aldırıp tezgahımı alıyorum. Şöyle. Evet. Şu şekilde yuvarlıyorum. Ve ikiye bölüyorum. Bir tanesini bu şekilde hazırladım. Diğerini de şöyle alıyorum. Aynı o şekilde. Bu arada öbürkünü de bozuyorum. Evet. Şöyle. Aynı onun gibi uzunlukta hazırlıyoruz şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Şöyle. Şimdi azar azar şöyle 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Evet. Ve direkt beze yapmaya gerek olmadan şöyle elimizde hazırlıyorum. Bir saniye şunları kenara alayım ki sizlerde yapışımı görün diye. Evet. Şöyle küçük küçük simitler yapacağım. Siz dilerseniz büyük yapabilirsiniz. Şöyle. Evet, 2 tane şöyle upuzun yaptım. Şöyle birini sağa birini sola ters tarafa çevirerek şöyle ikiye büküyoruz. Ve iki tarafını birleştirip şöyle elimizle şöyle kaldırayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Tekrar bir tane daha göstereyim. Şöyle bezemi alıyorum. Direkt kestiğim gibi şöyle. Evet, yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Beze yapmaya gerek yok zaten. Keser kesmez. Hemen şöyle tezgahta şöyle iki ucunu birleştirelim. Birini sağa birini sola şu şekilde döndürelim. Ve şurada birleştiriyoruz. Ve şurasını kaldırıp havaya şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi simitimiz hazır. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Evet, şöyle. Çok basit. Herkesin yapabileceği. Şöyle arkadaşlar. İki tarafını, birini sağa, birini sola, ters tarafa. Şurada birleştiriyoruz. Ve şu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi simitlerimizi bu şekilde hazırlayıp geliyorum. Son kez bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle hazırlamış olduğum 2 tane uzun şerit. Bunu birini sağa birini sola ters tarafa çeviriyoruz. İki ucunu birleştiriyoruz. Şu şekilde sıkalım şöyle. Sonra şöyle ileri bir geri yapalım. Ve görmüş olduğunuz gibi simitimiz şöyle hazır. Ben birazını büyük birazını küçük yaptım. Sizler dilerseniz hepsini büyük veya hepsini daha da küçük yapabilirsiniz. Şöyle fırın tepsiniz. Dilerseniz yağlayın. Dilerseniz benim koyduğum gibi yağlı kağıt koyabilirsiniz. Ve hemen ben
pekmezime batırıp, artı susama batırıp, evet, hemen simitlerimi şöyle elime alıyorum. Pekmezli suyumuza batırıyorum. İki tarafını da şöyle. Sonra şöyle biraz akıtıyorum. Hemen simite bulayıp, susama bulayıp daha doğrusu şöyle tepsimi alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Pekmezli suyumuz şöyle akıtıyoruz biraz. Sonra susama bulayalım. Her tarafına susam gelecek şekilde. Evet. Aralıklı bir şekilde tepsimize yerleştirelim. Bu işlemi hepsinde yapalım bu şekilde. Ben hepsini yerleştirip geliyorum. Evet, simitlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buna da koydum. Tepsi almadı. 12 tanesini buraya sıraladım. 4 tanesini de diğer tepsimize yaptım. Toplam 16 tane simitim çıktı. Birazını büyük, birazını normal yaptım gördüğünüz gibi. Çok da küçük değiller ama yine de normal bir şekilde yaptım. Sizler de büyük veya küçük yapabilirsiniz. Sizce nasıl oldular? Şu an pişmiş gibi görünüyorlar ama şimdi fırına süreceğim. 170 derece alt ve üst ayar açık şekilde 20-25 dakika kadar pişirdik mi zaten hazır oluyorlar. Çok çabuk pişen bir simitimiz. Dikkatli ve kontrollü pişirelim. Her fırın ayrı özelliklere sahip olduğu için daha öncesinde veya daha sonrasında da pişebilir. Sürekli kontrolünde olalım. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirmeye atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi simitlerimin hepsi kızardı. Bunu alayım, alttakileri göstereyim. Evet, bunlar da bu şekilde. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Bu arada kızımın da kanalı var. Kanalının adı Pelin Doğrul. Orada da ailemizin aktiviteleri ve yemeklerden de koyuyorum. Böyle yaptığım işlerden de koyuyoruz. Mutfakla alakalı. Kızımın kanalı Pelin Doğrul'a da bir göz atarsanız, beğenip abone olursanız, bildirimleri açarsanız seviniriz. Simitlerim nasıl görünüyor arkadaşlar oradan? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizler nasıl yapıyorsunuz simitleri? Onları da yazarsanız tarifleriyle beraber. Ben de bir dahaki sefere o tariflerden birini yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evinizden sağlık, huzur, bereket ve umut eksik olmasın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.